Merhabalar, bu videonun konusu daha önceki Nikon lens teknolojilerin ikinci bölümü. Bu videoda Nikon'un daha önceki lens teknolojilerinden AF'ye bahsetmiştik önceki videoda. Bu videoda ise elektronik ve mekanik yenilikler. O zaman başlayalım. F-mount dediğimiz Nikon'un bayoneti aslında ilk hali 1959 yılındaydı. Bugüne kadar çok değişimlere uğradı fakat asıl bayonetten başlıyoruz. 1959 yılında çıkan bayonette Mon AI ya da Prey AI olarak geçer bu bayonet. Ki lensler, kullanılan lensleri bakıyorsanız Mon AI ya da Prey AI olarak geçiyor. Kullanırken makinede kalibre etmeniz için en geniş diyaframına yükseltip kalibre etmeniz gerekiyor bu lens, yani lensleri makinede. Yani daha önce YouTube videosu dışında gördüğüm bir lensler, yani makinede değil F bayoneti olan. Bu arada ilk çıkan lenslerin herhangi bir indeksleme özelliği yok. Yani pozometre kısmı yok. Daha sonra 1959 yılından çok sonra AI lensler çıkıyor. AI lensler 1977 yılında çıkan lensler. Otomatik indeksleme özelliği var. Ayrıca makinede diyaframı yani diyaframı makineden ayarlayabildiğiniz lensler. Pozometre ile de diyafram öncelikli bir modlar, yani diyafram öncelikli çekim modlarını falan kullanabiliyorsunuz. Çıktığı zaman 1977 yılında çıktığı zaman bu lensler sadece yüksek fiyatlı body'lerde, yüksek seviye body'lerde olan bir özellik. Yani direkt herkese inmesi bayağı geç olan bir seri oldu. Yine 1977 yılında Nikon şöyle bir şey yaptı. Eğer eski Prey AI serisi lensleriniz varsa bu makinede kullanmak istiyorsanız otomatik bir değişim yaptırıyordunuz. Fabrikaya gidip $20 karşılığında bayoneti yenileniyordu. Ufak diyafram halkası güncellemesi şeklinde. Bu arada eğer ev tipi yapılmış bir dönüşüme maruz kaldıysanız Prey AI'ya çeviren o lensin değerini çok düşüren bir şey. Daha sonra 1979 yılında Nikon bu üst seviye marka imajını kırmak için uygun fiyatlı olan E serisi lensleri piyasaya sürdü. E serisi lenslerde ise şöyle bir durum var. Tek katlı kaplama, daha uygun fiyata yapılmışlar. Mekanik olarak daha kolay mekaniğe sahipler. Ve bazı parçaları plastik. Tek kat kaplamalı lensler bunlar. 79 ila 84 yılları arasında raflarda bulunuyor. Fakat günümüzde hala kullanılmışlarını bulabiliyorsunuz. Yani çok popülerleşen bir seriydi. Daha sonra AIS adını verdiği 1981'de yeni bir yenilik çıktı. Bu AI'ın serisinin otofokusların yaygınlaşmasıyla beraber otofokuslu makinelerde kullanılıp pozometresinin doğru çalışmasına yönelik olan bir yenilikti bu. Ayrıca bu yeniliğin şöyle bir özelliği var. Yüksek perde hızlarına çıkmanızı sağlıyor. Ufak belirli bir değişiklikler var. Yine bayonete de ufak değişiklikler ekleniyor. Fakat şu anda da ilk Prey AI lensleri bile halen kullanabiliyorsunuz body'lerde. Daha sonra AIP adını verdiği 1988'de AIS'lerin aynı özelliğe sahip olan fakat otofokuslu olmayan özellikli telefoto lensler için çıkarttığı bir yenilik var. Yine yüksek perde hızlarına çıkabiliyorsunuz fakat otofokus özelliği yok bu AIP'lerde. Daha sonra 2000 yılına geldiğimizde Nikon'un lenslerinin değişimini, hatta şu anki çıkarttığı hemen hemen tüm lenslerinin kapsadığı G serisi, G Gadget olarak bahsedilen özellik var. Aslında bir yenilik değil bu. Sadece diyafram halkasını lensten çıkartıp maliyeti düşürmeye yönelik olan bir durum. Bu sayede sadece yani diyaframı makineden kontrol edebiliyorsunuz. Herhangi bir lens üzerinden müdahale yapamıyorsunuz. Haliyle çok eski body'lerde bu lensleri kullanamıyorsunuz. Belirli kullanabildiğiniz body'ler var. Ve bütün G serisi özellikler EFD'nin özelliklerini taşıyor. Ve 1977 yılından çıkan, yani bu yana çıkan kameralarda kullanabiliyorsunuz. Daha öncesi kameralarda kullanamıyorsunuz. 2016'ya geldiğimizde ise sadece E olarak iyi dediği elektronik diyafram var. Lensler üzerine kocaman büyük bir E harfiyle belirtilir. 2007 sonrası body'lerde çalışıyor. Telefoto dönüştürücü ile de kullanırken herhangi bir sıkıntı yaşamamızı sağlayan lensler size her daim doğru diyafram değerlerini vermeye için tasarlanmışlar. Bu zamana kadar bundan sonra gelen
şeyler hep DSLR'lar S alana kadar. Bundan sonra Nikon Z mount'u adını verdiği F mount'undan daha geniş olan yeni Z aynasız kameralar için çıkarttığı bir sistem var. Aslında Nikon'un bir daha önceki bir aynasız kamera deneyimi var ama çok başarıyla sonuçlanmadığı için onun bayoneti falan bayağı yani derinlerde kaldı, unutuldu. Onun dışında mekanik ve şey yenilik, elektronik yenilikler bu kadar. Evet, bu kadar. Bir baktım başka unuttuğum bir şey var mı? Hayır, yok. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Aklınızda takılan, merak ettiğiniz bir şey varsa yorum olarak da bırakırsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.